Şimdi tekrar başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sıkıntıları sahabeler yok muydu onlarda? Merak ettim o. Sahabelerin ifadelerinde ki zirve sıkıntı o zaman. İfadelerinden nasıl bakıyorlar diye merak ettim hayatlarında. Sıkıntılara sahabeler terakki vesilesi ve malzemeler olarak görüyorlarmış. Mesela bir tanesini söyleyeyim size, çok garip. Aşere-i mübeşere var, yani cennette müjdelenmiş. Şimdi sen, Mehmet, sana aşere-i mübeşereden olsa, cennet müjdelense, hemen o saniyede hepinize soruyorum. Ne yapardın? Hayatına ne değişiklik yapardın? Değişiklik yapmaya gerek yok. Değiştirsen o zaman değişecek abi. Yok yani. Hakikaten ne yapardın? Yani, şimdi önceden ne yaptıklarımı devam etmeye çalışıyordum. Çünkü önceden yaptıklarım... O zaman da doğru yaşıyorsun. Hayatında hiçbir değişiklik yapmayacaksan veya doktor dedi ki en fazla 30 gün, 10 gün günün kaldı. Ne yapardın? 10 gün kaldı. Daha çok ibadet, daha çok. O zaman onu yapmıştı. Hazreti Ömer'in Efendimiz radıyallahu anh aşire-i mübeşşere ya. Aşire-i mübeşşere. Şöyle demiş. O haber gelince biz elhamdülillah paçayı kurtardık derdik. O şöyle yapmış. İmtihanım şiddetlendi. Bu bizim anladığımız gibi anlamamış. Bu imtihanmış. Yani cennetle müjdelenince iş bitmiyor. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam dağa çıkarken bir çobana, çiftçiye denk geliyordu ibadet eden birisi. Ya Musa, Rabbine beni sorar mısın demiş. Biliyorsunuz o ne demiş. Cenab-ı Hak dedi ki ona söyle ben ondan razı değilim. Sen böyle bir şey duysan ne yapardın? Bunun tersi işte. Adam hiç yıkılmadı. Aynen ibadete devam etti. Bir ay sonra, 33 gün sonra, Musa şeriatının 33 gündür bir ay. 33 gün sonra çıkarken, hiçbir şey dememiş. Musa Aleyhisselam gene oradan geçerken adamı görmüş, selam kerem, aynı. Hayatında hiç değişiklik yapmamış adam. Ama Allah demiş, ben ondan razı değilim, boşuna ibadet etmesin. Birincisini öyle dedi. Sonra Musa Aleyhisselam'la işte görüşme bittikten sonra ya Musa şimdi gideceksin ondan geçeceksin o kuluma söyle ben ondan razıyım. Yani böyle böyle fikir mi değiştir? Hayır. O adam, o bahtiyar insan o sözü imtihan olarak kabul etmiş. Ve demiş ki benim vazifem kul olmaktır. Allah beni sever sevmez. O onun işidir demiş. Ümidini yitirmemiş. Görüyor musun ya? İmtihan. Hazreti Ömer Efendimiz şöyle demiş okuduğumu. Aşere-i mübeşşereden olunca böyle yapmış eyvah demiş. İmtihanım şiddetlenmiş. Bizim gibi şey yapmamış. Daha azimli olmuş. Daha utanmış. İnsan daha çok utanır. Sahabeler artık her şey bitti daha bir şey olmaz deyip hiçbir zaman ümitsiz olmadılar. O kadar hücum oldu. O kadar işte kafirler ittifak edip hücum edecekler dendiği zaman oradan gene çıkarttım. Sahabeler artık her şey bitti. Bir şey kalmadı daha. Neresi düzelecek ya? Mekke'den de çıktık. Ama her çıkarken sahabe şöyle diyormuş. Bir gün döneceğiz. Bir gün döneceğiz. Sahabeler sıkıntı çektikleri halde intiharı hiç düşünmediler. Niye sence? Sahabeler bu kadar işkence çektikleri halde intiharı hiç düşünmediler. Niçin sence? Niçin? İntiharın altında bir mevsiyet var. İntihar mevsiyeti var yani. Ama onlarda böyle bir şey yok ki. Peki niçin sence 3 nokta herkes kendisini doldursun? O kadar
bencilsiniz ki, çok ilginç bunu, benim bu benim hakkımda hapise girdiğim zaman bir Laika yayınladılar ya, ondan önceki hayat ve sonraki hayat, o kadar bencilsiniz ki, bir yerden buldum ben bu cümleyi, cümle benim değil ama çok uyuyordu bana. Nereden buldum bilmiyordum, defterde bir notta veya takvim kağıdında mı neydi? O kadar bencilsiniz ki sulamadığınız bitkinin kuruyuşuna kuruyuşunu da nankörlük sayıyorsunuz. O kadar bencilsiniz ki sulamadığınız çiçeğin kurumasına bile nankörlük diyorsunuz. Bizi hücum edenler zaten daha önce sevmiyordu ki. Zaten daha önce de bize hain diyordu. Zarar veriyorsun diyordu ya. Allah'ın Celle Celaluhu ahlakıyla ahlaklanmak. İnatçı ve ön yargılılar ve kibirliler, inatçı, ön yargılılar ve kibirliler pek af dinlemezler. Pek laf dinlemezler. Bunlar gururlu, kibirli ve kendilerini üstün gördükleri için. Mesela inatçılar değişime en çok direnenlerdir. Değişemezler. Çok zor. Başka kim? İnatçı, ön yargılı, kibirli. Bunlar pek laf dinlemezler. Niçin dinlemezler? Kendileri çok üstün ya. Kimse yok başka. Şimdi uzun bir şey okuyacağım. Çok hoş bir yer. Panik atak var ya, ata. Panik atağı hareketlendirenlerden nedir o sebeplerden? Hani panik niçin aktif oluyor hemen? Her vücudumuzda normalin dışında olanı olumsuza yorumlamak. Vücudumuzda bazen bir kaşınır. Bazen bir titrer. Bazen kalbin üzerinde kaslar var. Gerilir bırakır böyle. Stresten. Kalple alakası yok. Kalbin üzerindeki kaslar var. Panik atak niye hemen insanda hemen çabuk ona geçiliyor? Vücudumuzda normalin dışında olanı hemen olumsuza yorumluyoruz. Sebebi peki niye olumsuz yorumluyoruz? Mesela hastanede refakatçisin. Orada refakatçiyken, sağlamken oturuyorsun hastanın şeyine. O kadar refakatçıların veya hastaların şeyini dinliyorsun ki sen de hasta oluyorsun. Hatta ya hakikaten ya ben 6 ayda bir değil ya, senede bir değil. Ömrümde ben check-up yaptırmamışım şu anda. Yaptırmamışım ya. Benim öyle bir şey yaptırmamış. Ne var ne yok diye. Oraya gitsen 6 ayda bir, ayda bir yaptırma ihtiyacını hissedersin. Acayip bir şey ya. Baksana adam ne diyor. Ya 6 ay önce gelseydim bu hastalık teşhis edilecekti, tespit edilecekti. Hiç alakası yok. O kadar hastalık var ki şu anda yok. Eğer git hastaneye 10 tane hastalık çıkar, hastalık olmaya başlar o. Duruyor şimdi. Bildiğin zaman, belirlediğin zaman düşünceye geliyor. Düşünce his oluyor, his duygu oluyor. Duygu da maddeye dönüşüyor. Yani böyle sıkılan bir adamın midesine vurmuyor. Ya sen kontrolüme karşısın. Kardeşim bir şey yoksa bir şey yaptırma. Vehim ve vesvesen aktif olacak. Bir sürü tepeli hastalıklar binecek. Onu götüreyim diye içeceğin ilaçlarla başka hastalıkları aktif edeceksin. Bir şey var mı? Yok, boşuna gitme. Onun için Üstad diyor, hissi nefsi cisim hocam. He? Hissi nefsi cisim galebe eder diyor. Emirdağ'dan söylüyorum. Hissi nefsi cisim galebe eder, önüne bedenini koyar, putlaştırır. Heh, üşüdü, kaşındı, aman öksürdü, amidesi ağrıyor. Put ya. Bu kadar da olmaz ki ya. Beden put oldu. Felaket telalı gibi hep Allah'a haşa suizan ederek itimat etmemekten. Allah yani panik atağın sebebini ise okuyor. Anlıyor musun? Niye insan hemen bir şey olduğu zaman panik atağa geçer? Bir, vücudundaki herhangi bir farklılığı olumsuzlamaktan. İki,
Allah'a suizan edip itimat etmemekten. Başka? Nasıl ki alların bozulursa fare geçti, çaldı, yaprak düştü, çaldı, cinsinden dimağın bekçisi ki burhan, delil, hüccetlerle bozulmuş veya senin neyini başkası üfürüyor demektir. Yani şu, bir alarm düşünün, veciz olarak yazdı, bir alarm düşünün dükkanda. Şimdi insana kurulmuş, insan girdiği zaman dükkana, fare girse alarm çalıyor. Yaprak düşse alarm çalıyor. Fare hırsız mıdır? Yaprak hırsız mıdır? İş olsa hemen çalıyor. Ne alakası? İşte panik atağın üçüncü sebebi, insanın serbest bölgesi var ya, tahayyül ve tasavvur. Her ufak bir şey geçiyor, hemen alarm veriyor. Bu çok önemli bir şey ya bu, söyledim. Bu sokaktaki değil ya, bunları anlattım hep bize. Allah göstermesin, bir kapsa, ne vakıf dinler, ne hoca dinler ha, ne kadın dinler, ne nurcu dinler, ne tarikatçıyı dinler. Panik bir girdi mi, dumanını attırır ya. Sel sularına benzer. Bir yol buldu mu, onu oyar. Ne yaparsa hep önüne geçemezsin. İşte alarma benzer. Bozuldu mu? Ya bu faredir, bu yapraktır, bu sağlantıdır, bu sestir. Araba kornasına çalıyor. Ha? Hepsine alarm veriyor. Panik atan üçüncü sebebi bu. Neyi sen üfürürsen, ilahi de sana rağmen senin düşmanın senin neyini üfürürse, şarkı çalınca neye kızma, üfürene kız. Mesela ne var? Ne şarkı söylüyor? E kardeşim da neye, neyi kızıyorsun? Kime kızar? Bunu üfürene kız ya. Kim üfürüyor? Bu serbest bölgeye benzer, serbest kafa. Alettir, içi boş. Kim çalar? Şeytan üfürür. Vehim vesvese olur. Melek üfürür. İlham olur, mana olur. Hakikat olur. Tamam. Bununla alakalı güzel bir tespit vardı da. Nerede bulacağız bu neyle alakalı? Çok harika şey vardı. 25. defteri getirir misin masamda? Orada bulabilirsem bu neyi insana uyguladım. Öfüren kim? Parmak kim? Delik kim? Bulabilirsen çok güzel bir şey diye. Sana da 7 tane delik var değil mi abi? He? 7 tane delik var değil mi sana? 7 tane delik var evet. Ver abi. Bakayım. Bulabilirsem çok harikaydı. Geçen o notu gördüm, ben de şaşırdım. Benim de hoşuma gitti. Yani öyle güzel uygulandı ki. Mesela renk. Renk bak elime geldi. Sarı renk neymiş, kırmızı renk neymiş. Ondan sonra bir de siyah renk. Şurada bulursam çok güzel olacaktı da. İnşallah bulurum. Ne demektir diye. Yoksa başka zaman şey yaparım. Şöyle bir gideyim sonuna kadar. Örnekte kendi aleminizde kullanırsın. Çünkü o tür şeyleri her zaman herkese Allah vermez. Sana bile verse her zaman vermiyor.
Buraya da baktım, tamam, varsa vardır. Bir de şuna bakayım, 147'ye. Talut Calut var, bir de size onu yapayım. Ayasofya'yı yapayım bir de. Ayasofya'da ne var? Papa her sene kimlik değiştiriyor, kaç tane siması var? Gelip ne yapıyor? Her sene geliyor Türkiye, kimse bilmiyor tabii. Çok güzeldi. Tamam. Bulursam inşallah şey yaparım. Neyi sen üfürsen ilahi, sana rağmen senin düşmanın senin neyine üfürürse şarkı çalınca niye neye kızma, üfürene kız, sıkıntı yapma demekle de sıkıntı yaptırıyorsun. Yani neye kızma? Çünkü birisi öfürüyor. Sıkıntı yapma demek de sıkıntı yapmaktır. Sıkıntı yapmayayım diye sıkıntı oluyor. Uykum yok diye aman gelsin demek uykunu kaçırıyorsun. Uyku nasıl gelir? Gelmesine uğraşma. Sıkıntı nasıl gider? Gitmesine uğraşma. Vesvese nasıl gider? Gitmesiyle meşgul olma. Göndermeye çalışma. Çünkü reddedilen arzular kespişidedirler. Çok ilginçtir. Ama lazım olana tabii. Sıkıntı yapma demekle de sıkıntı yaptırıyorsun. Doktorlar diyor ki sıkıntı yapma. O bilmiyor mu hasta? Nasıl gidecek? Meşgul olma. Sıkıntının gitmesine uğraşma. O gidecek zaten. Çünkü stressiz bir dünya yok. Doktorlar veya işte bu işte alakadar ona güzel bir pembe dünya sunuyor. Ya şunu şey yaparsan böyle olur. Ya bir kere dünyayı tanımak lazım. Stressiz, sıkıntısız dünya var mı? Yok. Sen nasıl sıkıntısız bir dünya istiyorsun ki? Olmayacak şeyi, olmayacak yerde, olmayacak zamanda, olmayacak kişi arıyor. 4. Nereye benziyor? Olmayan kara kediyi karanlıkta aramak gibi. Olmayan kara kediyi karanlıkta aramak neyse, olmayacak şeyin, olmayacak yerde, olmayacak zamanda, olmayacak insanlarda aramak. Kardeşim, dünya kısacası, dünya sıkıntı yeridir. Mehleke yeridir der. Yani sıkıntı yapma. Neyse yapmayacaksın. Böyle bir dünya mı var? Onunla barışık ol. Onu yönetmeye çalış. Demeli. Stressiz bir dünya yok. Ya ne yapacağız peki? Allah'a Celle Celaluhu imanını artırmakla. 1. Ne yapacağız? Allah'a imanını artırmakla. 2. Allah'a itimat. 3. Allah'a teslimiyet. Ne yaptı? İman artımı. 4. Tevekkülü hayatımıza alıştırarak olaylar kontrolüne girer. Camı kapatırız. 4 tane şey. 1. İmanı artıracaksın çünkü iman güçtür hem kuvvettir. Aynı zamanda nurdur. 2. İtimat. 3. Teslim. 4. Tevekkülü alışarak yapa yapa.
Şimdiye kadar birkaç defa böyle oldu sana. Yani şimdi stres yapana söylüyor bu sıkıntı. Birkaç defa oldu mu? Oldu. Peki o stres olduğu zaman nasıl gitti? Neyle gitti? Ne oldu da gitti? Ha, gene öyle yap. Niye kazanım yapmıyorsun? Yani bak bir daha, her streste yeni bir çözüm niye yapıyorsun? Daha önce stres nasıl gitti? O bilgiyi kullan, tecrübeyi kullan. Yani bizde olmuyor. Ben kanunen 15 günden fazla hücrede yatma olmadığı halde aylarca hücrede yattım. Peki sıkıntı yapma. Nasıl yapma? Hayır, sıkıntı olacak, var, yok sayma. Onu yönet. Onu yönetebiliyorsun, olayın arkasına geçiyorsun. Ne ile peki? Ulazı bir Rabbin Nas, hayatından bazı kişileri, bazı şeyleri çıkartarak, Melik'in Nas, hayatına bazı şeyleri, bazı kişileri cemaatle ekleyerek, İlahi'in Nas, Esma'nın insandaki ve kainattaki açılımlarını, teleşuatlarını, cilve cemaatindeki sanatlarını bilerek, olayın arkasına geçerek. Yani stres yapma değil, stres olacak, stresi yöneteceksin. Yöneterek. Neyle? İmanını artırarak, Allah'a teslim, tevekkül, itimat ederek, olaylar onun kontrolünde olduğunu diyerek. Peki netice sana bir şey oldu mu? Yani şimdiye kadar stres olmadı mı? Sıkıntın olmadı mı? Oldu. Bir şey oldu mu sana? Yok, gene olmayacak. Niye bir şey olacak diye korkuyorsun? Tecrüben yok mu ya? Hani olmuş muydu? O zaman da öyleydi. Ya tecrübeyi kullanmıyoruz. Tecrübeyi kullansana ya. Bir sürü şeyler geçti başından. Kullan onu. Mesela ilk geldiğin zaman dershane hatırlıyor musun Mehmet? Bazı sıkıntılar oldu değil mi? Alışmadım. Şimdi yeni birisi gelen aynı böyledir. Ona göre davran. Ben mesela ilk hapishaneye girdiğim zaman daha önce de girmiştim vesaire. Tecrübem vardı. Girdiğim zaman daha ustaca davrandım. Demek ki biz, bu çok önemli de biraz fazla durdum herhalde. Yani geçmişte olan sıkıntı hadiselerde kazanılan kazanımları, tecrübeyi yeni sıkıntıda kullanmıyoruz. O zaman korkma. İnşallah gene olmayacak. İnan. Hani bazıları şundan korkuyor. Ölüyorum. 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 Daha önce olmuş muydu bu? Çok oldu. Öldün mü peki? Yok, gene ölmeyeceksin. Ben ölüyorum demekle kim öldü ki? Daha önce de oldu. Öldün mü? Yok, gene ölmeyeceksin. İşte kullan bunu. Korkudan, Mehmet sana göre bir cümle, korkudan korkma. Vesveseyi vesvese etme. Ama şöyle et. Vesvese geliyor mu? Şöyledi, böyledi. Vesveseye niye vesvese yapmıyorsun? Ona da vesvese yap. Korkudan korkma. Allah korku geliyorsa, Bediüzzaman Ustad'ın mektubatında hucumat-ı sitede ne var? O orada bir madde var. Korku. Git o korkuyu öğren. Orayı oku. Korkun varsa korkuyla savaşma. Onu öğren, onu yönet. O zaman basamak olur. Benim külliyattan anladığım şey, Allah'ın dünyada, kainatta insana koyduğu kanunlar var. Adet var. Adetullah var. Sıkıntı, stres, korku, endişe, panik, her şey var. Olacak. Bunların olmamasını beklemek kendine kötülük yapmaktır. Niye? Muhali talep etmektir. Mesela korku. Ölüm korkusu, korku, bir sürü korku var. Git o mektubatta, hucumat-ı sitede de haf maddesini oku, kokuyu öğren. Allah bu korku sistemini niye vermiş? Bak bakalım. Hayatını zehir etmek için mi vermiş? Bir şey öğrenemeden onu yönetemezsiniz. Arabayı kullanmayı bilmiyorsan arabayı nasıl yöneteceksin? Korkudan korkma. Endişeden endişelenme. Ne yapayım? Ne yapacaksın biliyor musun? Meşru ve mubah şeyleri yapmaya devam et. Panik atak olmasın diye ekstra bir şey yapma. Normal hayatına devam ettir.
Panik olmasın diye bir şey yaparsan panik atak olursun. Panik atağa dönüşür. Panik olmayayım diye bir şey yapmak atağa dönüşür. O zaman panik atak olur. Hasta olmayayım diye hasta olanlar var. Stres yapıyor. Evet. Çünkü her şey kontrol altındadır. Unutma, Allah Celle Celaluhu her şeye hakimdir ve sonsuz merhametlidir kullarını. Seni de çok seviyor. Allah her şeye hakim. Seni de çok seviyor. Bak sana da çok değer veriyor. Olaya da hakim. E tamam işte başka mesele mi var? Sanki ben bunları anlatırken biz insanlıktan çıkmışız da insanlara nasihat ediyoruz. Ama aynısı bizde de var. Yani sıkıntı olmuyor mu? Var. E nasıl gidiyor? Gitmesine çalışmayarak. Onun dilini öğreniyorum. Bana niye, ne diyor acaba bu? Bu sıkıntı niye gelmiş? Hemen dönüyorum. Beşerin eliyle olur, doğanın olur, tabiatın olur, vücudun fıtratında olur. Mesela ben hapishane meselesine örnek veriyorum dayanacağım. Ya tamam beşerin zalim eli. Diyorum kader ilahi ne diyor bana bunda? Kaderin konuşmasını anladım, çok rahat ettim. Ha bu için gelmiş. Peki niye rahat ettim? Bu kusurum, bu hatama olduğu için bunun kefaletidir. Elhamdülillah dünyada bunu ödüyorum. O zaman insan zevk alıyor. Daha önce hiç kalp krizi geçirdin mi? Hiç deli oldun mu? Ben tamamen panik atan sebebini söylüyorum. Kalp krizi. Aklım gidecek, kadının bir tanesi boşalmış. Abdurrahman çok ilginç yani. Bir çocuğu var. Evde. Çarşıya gitmiyormuş biliyor musun? Ben şimdi çocuğu eve bırakırsam olmaz. Ben gidip alışverişim. Ya ben çarşıda ölürsem çocuğu kimse bilmez. Çocuk ağlar uyur. Annesi de gelmediği için orada çıkamaz uyudu. Açlıktan ölür. Onun için çarşıya gitmiyor. Peki ikincisini söylüyor. Bana söylediğini söylüyorum. Orman mühendisi. İşten geliyorum diyor. Kreşten aldım diyor. Çarşıya gideceğim, götüremiyorum. Niye? Çarşıda ya ben kalp krizi geçirirsem, ya ben ölürsem çocuk ağlar. Çocuk da ufak olduğu için evi bilemez. Sokakta kalır, annesiz kalır. Kimin eline düşer belli değil. Olmuş gibi inanıyor ve gidemiyor. Şuraya bak. Yoka vücut rengi veriyor. Yoka vücut rengi veriyor. Şimdi başka, ya ben ölürsem şimdi ona şey yapıyorum, bak. Ya aklım giderse demiş, evdeyim, çocuğumla beraberiz, gene o söylüyor, orman mühendisi. Ya aklım giderse diyor, ben kendimi ve çocuğu nasıl kontrol edeceğim? Şimdi diyorum ki ben de ona, yazı yazmış da, peki sen daha önce hiç kalp krizi geçirdin mi? Yok. Peki daha önce hiç deli oldun mu? Yok. Onunla meşgul olma ki o da seninle meşgul olmasın. Ne onunla meşgul oluyorsun? Sen birisiyle meşgul olursan o seninle meşgul olmaz mı? En güzel örnek arılardır. Ona ilişme, meşgul olma, o da seninle meşgul olmayacak. Arılara şey yaparsan o da seninle o da seninle uğraşır. Biz önceliğimizi bilmiyoruz. Doğrularımız ehem ve mühimlerimiz birbirine karışmış. Ehem, ne demek ehem ne mühim? Hoca, ehem ne mühim? Mühim önemli, ehem en önemli. Daha önemli, en önemlisiyle mühimi karıştırıyoruz. Şer, ehven-i şer. Yani birisi parmak kesiyor, birisi kol kesiyor. Parmak kesmek tercih. Biz önceliğimizi bilmiyoruz. Doğrularımız ehem ve mühimlerimiz birbirine karışmış. Kızılacak insana kızmak kolaydır. Fakat bak, kızılacak insana kızmak kolaydır. Fakat kızılmayacak insana kızmak ise zordur. Kafayı takmak kolay. Zor olan kafaya takmamaya. Bak, kafaya takmaya değer mi? Bunu bilmek gerekir. Ya kafana takma denilmez. Tak. Ama değer mi yani bununla meşgul olmak de. O güzel kafan onunla meşgul olmaya değer mi?
İmam-ı Şafii radıyallahu an bir mana sözünü hatırlıyor. Şöyle demiş. Doğruyla meşgul olmazsanız batıl sizi işgal eder. Peki ne yapacağız bu düşüncelerden? Niye geldi bu düşünce? Doğru düşünmediğinizden geldi. İmam-ı Şafii öyle diyor. Doğruyu düşünmediğiniz zaman batıl düşünceler sizi işgal eder. Bir de okuyayım sözünü. Ahmet nasıl bir şey cümle değil mi? Sanki doktor değil mi? Ne doktoru sankisi? Pedagog. Diyor ki, doğruyla meşgul olmasanız batıl sizi işgal eder. Peki, garip garip düşünceler mi geliyor? Demek ki doğru düşünmüyorsun demektir. O zaman şu çıkıyor. Ben ustadın da cümlesini söyleyeyim. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Bak güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Açılımı şu, doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Sormuşlardı, sordular bana, uykumu nasıl azaltırım? El cevap, çok değer verdiğin şeyleri artırarak uykuya zaman normal kalır, fazla kalmaz. Aa şöyle az yat, işte kendini meşgul et, şöyle yap öyle, uykunu, o çare değil kardeşim. Uyku müptelasına şu dedim. Çok değer verdiğin şeylerin artır. Çok mesela kitap okuyorsun, 10 dakikası 15 dakikaya çıkar. Ondan sonra baktın ki böyle şeyler okumakla, meşguliyetlerle fazla zaman geçiremiyorsun, mutlaka bedensel hareket et. Sıkıntıların en temellerinden bir tanesi de hareketsizliktir. Yediğimiz o kaliteli yemeklerin enerji nasıl atılacak? Bağırıp çağırarak şunlar bunlar. Yani mutlaka fiziksel hareket yapılması lazım. Yürümek gerekiyor evde mesela, tesbih al, volta at, temizlik yap, meşgul ol yani. Bir daha söylüyorum, sormuşlardı bana uykumu nasıl azaltırım? Ona demiştim ki çok değer verdiğin şeyleri artırarak uykuya zaman normal kalır. Sen şu an 23.59'da ne yapıyorsun? Yazı yazmış bana. 23.59 kaç? 12'ye 1 dakika var. Baktığım zaman yazıya bu vardı. 24 olacak, gece 12 olacak. Ona dedim, sen şu an 23.59'da ne yapıyorsun? Ben bunları düşünüp yazıyorum ki uykuya ihtiyaç duyuyorum şu an. Yani şu anda sen ne yapıyorsun diye sordum. Şu anda ben panik atağa 23.59'da bunu yazmışım. Tam sinire geldim ve bitirdim. 12'den sonra yatmam, oturmamaya çalışıyorum, yatıyorum. Sabah da namazdan yarım saat önce kalkıyorum. Efendim, kaç dakika, biraz da devam edeyim. Kaç dakika oldu? 40 dakika. Ben 10 dakika daha şey yapalım, 50 olsun. Ayasofya okuyacağım demiştim. Ayasofya mı okuyayım? Ne demiştin? Yok, psikolojiyi bozmayayım, devam edeyim. Yani çok onları size söyledim ki iştahınız celp olsun diye, madde olarak duruyor. Ayasofya çok ilginçtir. Ben size şey yapayım. Ayasofya sihir merkezidir. Çok acayip şey sırları var. Niye İttihad-ı İslam'ın sebebi olacak o? Kendimden başka hiçbir eksiğim yok. Hep niye kendimi ihmal etmişim bilmiyorum. Acaba benden başkası bana hükmediyor mu ondan? Her şeyim tamam Ahmet. Ne sıkıntımız var abim? Aç değilsin, açıkta değilsin. Değil mi? Neyin eksikliğim var? Neyim yok? Bende ne yok? Ben yok. Kendime değer vermemiş. Benim eksiğim benmişim. Benimle zaman pek geçirmemişim. Hep ne derler diye, hep dışarıya, şuraya buraya koşmuşuz. Kendime zaman ayırmamışım. Bir daha okuyayım çünkü çok hoşuma geldi. Kendimden başka hiçbir eksiğim yok.
hep niye kendimi ihmal etmişim bilmiyorum. Acaba benden başka bana hükmediyor da mı? Benden başkası bana hükmediyor. Beni ihmal ettirmiş. Onu hatırlıyorum da niye abdest hatırlamıyorum? Başka, yaşamadığını söylemek, aynı tabakta olsalar da, bak, yaşamadığını söylemek, aynı tabakta olsalar da yaş birbirlerine imtizaç etmezler. Ne dedi ya? Yaşamadığını söylemek, aynı tabakta olsalar da yaşları birbirlerine imtizaç etmezler. Bilmiyor. Anlamadım. Baştaki anlaşıldı da alttaki anlaşılmadı. Aynı tabakta olsalar da yaş birbirlerine imtizaç etmezler. Yoğun bakıma veya ümitin kesildiğinde anlayacaksın ki para vesileymiş. Ama iş işten geçmiş olacak ve sana geçmiş olsun denilecek. Ya, paranın ne emniyeti var? O zaman anlarsın. Yoğun bakıma veya senden ümit kesildiği zaman kansersin. O zaman anlayacaksın ki para vesileymiş ama iş işten geçmiş olacak ve sana geçmiş olsun diyecekler. Başka, kıtlık zamanlarında insanları açlık değil, alışmış oldukları tokluk öldürür. İbn-i Haldun demiş. Sakın terk-i adetten diyor. Evet. Terkül adat, minehl muhlikat. Adetini terk etmek helak olmaya sebeptir. Yokluk zamanında, yokluk değil, alışmış oldukları tokluk öldürürmüş. Vay be. Konuştuğun her acı hafiftir ki dile gelmiş. Konuşamadığın ise çok derin olduğundan dile gelmemiş. Biz hayat boyu çok kişilerle konuşuruz, görüşürüz. İyi dinleyin, bu da çok hoşuma gitti benim. Benim kendi öz şeylerim bunlar. Biz hayat boyu çok kişilerle konuşuruz, görüşürüz Ahmet. Ama az kişilerle düşünürüz. Fakat sonunda tek başına karar veririz. Bir gün gelecek ki hiçbir şeye karşı ilgisi, hiçbir şeyden ümidi kalmayınca hayatın her gün değişmeyen tekrarı altında ezilerek şekillendiğini anlar. Tıpkı örse aynı çekişte şekillenen, hani örse demiri demiri ısıtıyorlar ya ocağa, vuruyor. Aynı şeyi tekrar etmiyor mu? Ama aynı tekrar ama bu şekil alıyor. Su aynı vuruyor ama dağları oyuyor. Pervane aynı şeyi yapıyor ama elektrik imal ediyor. Yemek aynı, yemek ve hava almak aynı şey. Bir de okuyayım şimdi. Bir gün gelecek ki hiçbir şeye karşı ilgisi, hiçbir şeyden ümidi kalmayınca, hayatın her gün değişmeyen tekrarı altında ezilerek şekillendiğini anlar. Tıpkı örse aynı çekişte şekillendiren ısınmış demir gibiyiz. Örste çekişte aynı işi yapar ama aradaki sıcak demir parçası şekillenir. Sıcak demir parçası şekillenir. Başka bir madde. Birkaç tane kaldı, kesiyorum. Hiçbir şey üstüne gelmiyor. Hani derler ya, üstüme geliyor her şey. Hiçbir şey üstüne gelmiyor. Yalnız şekillenmeye, değişmeye direnen ihtiyarın var senin. Şekillenmeye, değişime direniyorsun da öyle zannediyorsun. Demir diyor ki, her şey üstüme geliyor. Her şey üstüme geliyor. Niye geliyor? Seni şekillendirmeye. Ne zamana kadar gelecek? Direniyorsun şekillenmeye. Bunu vuran sana bununla şekil vermeye çalışıyor. Ne zaman duracak? Direncini bıraktığın zaman.
direnme. Değişime direnme. Müspet tabii bu. Benim söylediklerimle var olduğumu, söylemediklerimle de insanlığımın seviyesini gösterir. Çok ilginç. Söylediklerimle var olduğumu, söylemediklerimle de insanlığımı gösteriyor. Hayat okul, yaşlar sınıf, her an sınavdasın, herkese farklı sorular sorulmuş. Hayatsın okulmuş, yaşlar sınıfmış, her an sınavdasın, herkese farklı sorular sorulmuş. Eskide öyleydi köyde, bir sınıfa 1-2-3, öteki bir sınıfa 4-5 bir hoca okuturdu. Birinci sınıflarla meşgul olurken onlara ödev yazdırırdı, ona bilmem neyi verirdi. Hayat böyle ya. Başka? Hiç kimsenin ilgisine, tasdikine ihtiyaç hissetmediğinde ihlasa başlamışsın demektir. İhlas ne demektir diye kendime sordum. Ne zaman başlar ihlas? Bana göre tabii şu, hiç kimsenin ilgisine, tasdikine ihtiyaç hissetmediğinde ihlasa başlamışsın demektir. Seni rahatsız eden rüzgarın gelmesi için dua eden yelkenciler de var. Seni rahatsız eden rüzgar var ya, gelmesini istemiyorsun ama onun gelmesini isteyen yelkenciler de var. Yani bu hayatta sırf sen yaşamıyorsun. Anlıyor musunuz bunu? Çok ilginç bu ha. Yani rüzgar gelmesini istemiyorsun ama ne diyor Mesnevi'den aldım bunu. Allah senin nefsini kainata mühendis mi yarattı ki olmadı, eksik oldu? Ya olmayacaktı. Bu olması lazımdı diyorsun. Üç tane madde kaldı. Ahmaklar ne affeder ve ne de unuturlar. Saflar hem affeder hem de unuturlar. Akıllılar ise affeder ama unutmazlar. Zekiler unutmazlar ve intikam alırlar. Bir daha okuyayım mı? Bunu bana yazın. Ahmaklar ne affeder ne de unutur. Ahmak. Dersi şöyle çıkar. Ben ahmak mıyım? Affediyor musun? Unutuyor musun? Ne affediyorum ne unutuyorum. Ahmaksın. Niye? Çünkü kendini bitireceksin. Affetmeyen, unutmayan ahmaktır. Saflar hem affeder hem de unutur. Tamam? Ahmazi. Saf. Hem affeder hem unutur. Akıllar ise affeder ama unutmazlar. Durur. Ona göre bir delikten iki defa ısırılmamak için affeder kafasını kurtarır. Mesela kafamda sana karşı nefret var. Mehmet şöyle, Mehmet böyle. Sana bir zararım oluyor mu? Yapabiliyor mu? Yapamam. Yok. Kendimi yiyor. O zaman affet ama unutma. Zekiler ise unutmazlar. Neyi affeder? Bir de intikam alırlar. İntikam peşinde olanlar zekilerdir. İki tane kaldı. Büyük hataların altında Nemrudane inadı ve Firavunane gururları yatarmış. Büyük hataların altında. Asar-ı Bediye'den biraz çıkarttım onu. Son şeyimi okuyorum. Karanlıktan korkan çocuğu affederiz. Bir daha. Karanlıktan korkan çocuğu affederiz. Affedilmeyi hak ediyordur. Ama hayatın gerçeklerini affetmeyin ve korkmayın. Çünkü kaçamazsınız. Anladık mı? Vakırda vakum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.